insan hayatında en dehşetli hastalıklardan birisine en birincisi yeis. Yeis mani her kemaldır. Saratan hastalığı gibi, kanser gibi. Bir vücuda kanser girdi mi, kanser durduğu yerde durmuyor. Hemen ne yapıyor? İntişar ediyor ve bütün vücudu kaplıyor. Yeis manevi kanser gibi. Onun için İslamiyet'te bakın, yeis Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. Kıyamete kadar kapanmayan kapı tövbe kapısıdır. Tam sekerata girinceye kadar Cenab-ı Hakk'ın tövbe kapısı açık. Rahmet ve inayet bizi bekliyor. Yani yeter ki insan Allah'a dönsün, tövbe ve istiğfar etsin. Cenab-ı Hak hakiki tövbeyi de hepimize nasip etsin. Aslında tövbe lisanla yapılan estağfurullah manası değildir. Tövbe insanın içinin yanmasıdır. O hatasından, o kusurundan, o günahından içinin kavrulması, uykusunun kaçması. İbn Abbas bu ayet hakkında buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de en büyük rahmet ayeti budur. Niye? Oku. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Bir bu bak Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyorum. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnallaha yagfiruz zunube cemi'a. Bir de bak cemi'ye diyor bak. Allah diler ve isterse cemi'ye diyor. Bütün günahları affedebilir mi? Affedebilir. Günah içimizi yakarsa, günah uykumuzu kaçırırsa ve bir de tövbe-i nasuh ile. Peygamberimiz tövbe-i nasuh ifade ediyor. Tövbe-i nasuh nedir? Bir koyunun memesinden sütü sağdın. Artık bu süt tekrar memeye girer mi? Girmez. Bir daha yapmamak kayıt ve kasıyla tövbe-i nasuh ile Allah'a yönelen hadis sanki hiç günah işlememiş gibidir. Bak, bu da Allah'ın rahmeti ya. Onun için İslam dininde bakın günahtan sonra Müslümanı İslamiye serbest bırakmamış. İktizai beşer. Hatan olur, kusurun olur, günahın olur. Günahın hemen arkasında İslam dininde tövbe etmek vaciptir. Ölüm gelmeden evvel tövbe etmek, nadim olmak, Allah'a yönelmek. Hatamız, kusurumuz olduğu zaman etubu aleyne ya tevabı diye Allah'a nedametle, gözyaşıyla, istiğfar ve iltica ile hayatımızı son nefese kadar götürmek durumundayız. Hata ve kusurumuz varsa hemen arkasında estağfurullah ile, iltica ile, nedametle rahmetin kapısını çalmaya mecbur mükellefiz yani.